bizim büyüklerimiz tasavvufun ilk hatvesini tasavvuf adım adımdır ya. Tasavvuftaki manevi sistem, seyri sülük denilir buna. Bu seyri sülük adım adımdır. Değişik merhaleler vardır, değişik makamat vardır efendim. Bu doğruyu öğrenmek ve yaşama anlamında olan birinci basamak fenafi şeyh makamıdır. Yani insan asrında yaşayan kamil bir müminde fani olur. Onu örnek alır kendine. O onun numunesidir. Onu kendine örnek alır. Ona benzemeye, ona uymaya çalışır. Ondan dini mübini öğrenir. Helali haramı öğrenir, hakkı batılı öğrenir. Efendim, doğruyu yanlışı öğrenir. Ve bunlar ile hemhal olur. O da kamil olur. Buradan ikinci adım fenafir rasuldür. Alemlerin efendisine ulaşır. Onun ahlakıyla ahlaklanır. Onun muhabbetiyle muhabbetlenir. Adeta onun boyasıyla boyanır. Ve Muhammedi bir hal, bir edep takınır. Ondan sonra üçüncü merhale fenafillaha geçer. Hakta, hakikatte fani olur. Yani o adeta o kişi Furkan olur. Ömer Faruk misali Faruk olur. Hakla batılı birbirinden ayırt eder. Hakka sahip çıkar, batılı reddeder, zelil eder. Ona bakıldığı zaman Allah hatıra gelir. Efendimiz öyle buyuruyor. O müthiş bir takva üzere imanda zirvededir. Ahlakta efendim zamanının adeta feridir. Bu makama erişir. Bu dediğim gibi birinci merhale fenafiş şeyh'ten başlar. Zamanın kamillerinde ifna olmak. Bizim büyüklerimiz bunu biraz daha geriye çekmişler. Fenafil ihvan demişler. Daha şeyhe ulaşmadan önce ihvan kardeşlikte fani olmak. Müminin müminde fenası.